lillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Değerli arkadaşlar, Kuşeyri okumalarına inşallah devam ediyoruz. Bugün 6. dersimizi, programımızı inşallah yapacağız. En sonki programımızda Bayezid Bistami Hazretleri üzerinde durmuştuk. O Sekir ekolünün temsilcisiydi. Bir sahv vardır malum, uyanıklık manasına gelir. Bir de onun tam tersi manasında, hani bir sarhoşluk, manevi sarhoşluk elbette, o manada bir sekir denilen bir hal vardır tasavvufta. Bayezid-i Bistami Hazretleri onu temsil etmiştir. Bu haleti ruhiyeyi çok yaşadığından ötürü onu temsilci olarak kabul etmişlerdir. Öyle de diyebiliriz. Bayezid-i Bistami Hazretleri'nin bir başka özelliği de geçen dersimizde üzerinde durmuştuk. Akli tevhidden zevki tevhide geçişi temsil etmektedir. Şimdi akli tevhid insanın Cenab-ı Hakk'ın varlığıyla, birliğiyle alakalı mevzuları bilmesi, idrak etmesi, onları öğrenmesi neticesinde o tevhide ulaşmasıdır diyelim. Bir de bu işin zevki olanı var. Yani onu bu bilginin de belki ötesine geçerek insanın o inandığı Allah'ı hissetmeye, duymaya çalışması. Manen onu zevk etmeye çalışması diyebiliriz. Burada durup Bediüzzaman Hazretleri'nin ilk dersimizde de sanırım o tanımı yapmıştık. Yeri geldiği için tekrar etme lüzumu hissettim. Çok güzel bir kalp tanımı vardır. Der ki Bediüzzaman Hazretleri, kalp bir latife-i Rabbaniyedir ki, Rabbe ait ama bizde emaneten duran öyle bir latifedir, öyle bir duygudur, öyle bir duyudur ki kalp, onun mazhar-ı hissiyatı vicdan, makesi efkarı dimağdır der. Yani kalbi iki öğeden müteşekkil görür Bediüzzaman Hazretleri. Kalbi iki ana öğe, iki unsur, iki şey meydana getirir. Bunlardan bir tanesi onun makesi efkarı olan, yani fikirlerinin yansıdığı bir ayna gibi düşüneceksek, fikirlerinin, o bilginin, fikrin, düşüncenin yansıdığı, aksettiği yer akıldır, dima diyor kendisi, akıl da diyebiliriz, akıldır. His gibi, duyuş gibi, seziş gibi şeylerin zuhur ettiği, meydana geldiği, oluştuğu yerin adı ise vicdandır diyor. Yani insanın bilgi yönünü akıl temsil eder, his yönünü de vicdan temsil eder. Ve işte bu ikisi kalbi meydana getirir. Şimdi akli tevhidden zevki tevhide geçişte şunu idrak etmek istemişler. Tamam, biz bir Allah'ı kabul ediyoruz, biliyoruz, tanıyoruz, onun hakkında bilgi sahibi olduk, onu öğrendik ve ona inanıyoruz. Ama işte bu bildiğimiz ne kadarsa, bu öğrendiğimiz ne kadarsa, bu tanıdığımız ne kadarsa, Cenab-ı Hakk'ı hissetmek istiyoruz, onu duymak istiyoruz, onu sezmek istiyoruz. Manen onu idrak etmek istiyoruz, zevk etmek istiyoruz.
demişler ve böyle bir yolculuğa çıkmışlar. Yani kalbin bir tarafıyla onayladıkları, tasdik ettikleri Cenab-ı Hakk'ı, kalbin öbür buğduyla da duymaya, hissetmeye çalışmışlar. İşte bunun da temsilcisi olarak karşımıza ilk çıkan şahıs Bayezid-i Bistami Hazretleri olmuştur. Bunu söylerken hani biz bunlardan hiç nasipdar olamayacak mıyız? Benim aklıma böyle bir soru geldi bunları söylerken. Ya elbette inanan insanlar olarak hepimiz kalbimizin o iki buğduyla da, o tanıma göre böyle diyelim, kalbimizin bu iki buğduyla da, iki yanıyla da elbette Rabbimizi bilmek, tanımak ve onu hissetmek, onu duymak, onu sezmek durumundayız. Tabii ki bizler de buna talibiz. Bizler de bunu istiyoruz, istemeliyiz elbette. O yüzden zaten tefekkür denilen şey var. Yani karşımıza çıkan ne varsa onun arkasındaki, onun altındaki o gizli imzayı, Allah'a ait olan o esmayı okuyabilmek, avlayabilmek, onu görebilmek. Bir ağaçta, bir yaprakta, bir meyvede, bir tatta, bir kokuda, bir dokuda Cenab-ı Hakk'ın o attığı imzayı görebilmek, işte onu zevk edebilmek, onu duyabilmek, onu hissedebilmek. Elbette her mümin de az çok bu vardır, olmalıdır ve zaten bu yapılmaya çalışılan insan böyle bir gayretin içine girerse, bu şekilde efor sarf ederse Cenab-ı Hak onu kalbinin bütün buğutlarıyla, bütün yanlarıyla ona kendisini elbette duyurur. Onun yaptığı bu çalışmaların gayretini fazla fazla elbette ona verir. Bayezid-i Bistami'yi konuşmuştuk. Bugün ise inşallah Hatem el-Esam'dan bahsedeceğiz önce. Israrla tekrar ediyoruz değerli arkadaşlar. Bizim bu tasavvufla alakalı ileride üzerinde duracağımız kavramlar, o haller, o makamlar, onlara gelmeden önce Kuşeyri Hazretleri'nin bu zatları kendine göre öncelediği bu zatları kitabının başına koymasının bir hikmeti vardı. Ve işte biz onu şöyle tanımlıyoruz. Biz birer biyografi okumuyoruz bizler. Bu zatları Cüneyd-i Bağdadi diyerek, ileride diyeceğiz, Bayezid-i Bistami diyerek, Hatem el-Esam diyerek, birazdan üzerine duracağız, Haris el-Muhasibi diyerek, Ebu Turab diyerek biz aslında doktrini okumuş oluyoruz. Sadece birer biyografi değil, tasavvufa ait bir özelliktir bu ki tasavvufun büyükleri dediğimiz zatlar tasavvufu meydana getirmişlerdir Allah'ın izniyle. Tasavvuf deyince onlar anlaşılır. Onların isimleri dahi tasavvuf demektir. Bayezid-i Bistami eşittir tasavvuf. Hatem el-Esam, Zünnun-u Misri, İbrahim en-Nekai gibi zatlar, hepsini sayabiliriz burada. Onların hepsi tasavvufu meydana getirirler ve o tasavvufu ait o öğretiyi, o doktrini meydana getirirler. O yüzden Kuşeyri Hazretleri'nin bu adetini biz de takip ediyor ve o zatları incelemeye, onların hayatlarından, onların sözlerinden tasavvufu anlamaya, tasavvufu öğrenmeye, İslam'ın manevi hayatını idrak etmeye, onların derinliklerine bakarak o işin derinliğini inemesek de uzaktan müşahede etmeye çalışıyoruz. Mevzu bundan ibarettir. Hatem el-Esam'a gelelim şimdi. Horasan şeyhlerinden el-Esam diye meşhur olmuş, bu lakapla meşhur olmuş. Nasıl o olayın yaşandığı işte malum, onu herkes biliyor. Esam bu arada sağır demek. Öyle anlatılıyor. Bir bayan gelmiş, artık hangi konu kafasına takılmışsa, neyi danışacaksa, Hazret'e bir mevzu için, danışmak için gelmiş. Beraberlerken
aynı ortamdalarken kadıncağız rahatsızlanıvermiş ve böyle bir işte malum bir ses çıkarmış, insani bir ses çıkarmış. İşte büyüklük burada. O anda tabii aynı zamanda kadın o sesi istemeyerek çıkardığından ötürü de mahcup olmuş. Hatem el-Esam hemen efendim demiş, tam anlayamadım, bir daha tekrar eder misiniz, tam duyamadım demiş. O sanki böyle hani sağırmış gibi bir tavra bürününce kadının rahatladığını söylerler. Demek ki o sesi tam duymadı gibi böyle rahatladığını söylerler. Şimdi olay bu. Bunun önü var mı, arkası var mı, daha detaylı var mı bilmiyoruz. Çok da önemli değil gibi gözüküyor. Önemli olan şey şu. Hatem el-Esam Hazretleri muhatabını mahcup etmemeye çalışmış. Onun hani utanacağı, mahcup olacağı bir durum karşısında o işi görmezden gelmiş. Tam bu cümleyi söylerken Hazreti İsa Aleyhisselam'a nispet edilen bir olay aklıma geldi. İzninizle onu arz edeyim. Bir defasında Hazreti İsa birisini bir yanlışlık yaparken görmüş. Sonra o zat onun yanına gelmiş. İsa Aleyhisselam da işte sen şöyle bir şey yaptın demiş. Hani şöyle bir şey gördüm ben. O da Allah'ı şahit tutarak o işi yapmadığını söylemiş. Allah'a yemin ederim ki ben o işi yapmadım. Vallahi ben o işi yapmadım demiş. Halbuki gördü biraz önce Hazreti İsa Aleyhisselam. Bunun üzerine Hazreti İsa Aleyhisselam demiş ki Âmentü billahi ve kezzebtü ayni. Ben Allah'a iman ettim ve gözlerimi yalanladım. Sen şimdi ben gördüm diyorum. Sen yapmadığına dair Allah'ı şahit getiriyorsun. Allah şahit olsun ki ben yapmadım diyorsun. O manada konuşuyorsun, yemin ediyorsun. Ben de o zaman gözlerimi yalanladım. Ben Allah'a iman ettim ve gözlerimi yalanladım demiş. Tabii ki insanların ayıplarını görmemeye çalışmak, görmemek, bizi ilgilendirmeyen yönleriyle ilgilenmemek, görsek de onları unutmaya çalışmak bir ahlak-ı nebevidir malum olunduğu üzere. Bu konuyla alakalı hadis-i şerifler de mevcuttur. O yüzden Hatem el-Esam burada bir ahlaki bir tavır sergiliyor değerli arkadaşlar görüldüğü üzere. Burada izninizle ben biraz ahlakın bir yönü üzerinde durmak istiyorum. Onlardan bir tanesi şudur. Arkadaşlar ahlak her zaman süreklilik ve yenilenme ister. Ahlak her zaman yenilenme ve süreklilik ister. Yani işte ben şu ahlakı edindim. Mesela ben az konuşma ahlakını edindim. Ben böyle hep yerli yerinde konuşurum. Hiç lüzumsuz konuşmam, az konuşurum. Hani diyor ya Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Men kâne yü'minü billahi vel yevmil âhir felyekul hayran ev liyasmut. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa ya hayır konuşsun veyahut sussun buyuruyor ya. İşte ben o ahlak ile ahlaklandım. Ben artık böyle hep az konuşan, hep yerli yerinde konuşan, hep hayır bir fayda üzerine konuşan, faydası olmayacaksa hiç konuşmayan birisiyim. Böyle bir şey yoktur arkadaşlar. Böyle bir şey yoktur. Şu manada yoktur. İnsan evet az konuşan bir insan olabilir. O ahlak da ahlaklanabilir. Ama onun bu ahlakını temadi ettirebilmesi, sürekli hale getirebilmesi için bu konuyla alakalı sürekli kendisine tahşidatta bulunması gerekir. Devamlı kendisine bu yönüyle nasihatta bulunması gerekir. Kendisini bu hususta devamlı yenileyip durması gerekir. Yoksa ben az konuşuyorum diyen bir insan yarın diyecektim ama yarına bile kalmadan birkaç saat sonra birkaç dakika sonra
Bakarsın ki o insandan hiç söylenmemesi gereken sözler ondan sudur edebilir, ağzından dökülebilir, lüzumsuz konuşabilir, konuşabiliriz. O yüzden Peygamber Efendimiz din nasihattır buyurmuş. O yüzden biz böyle haftalık hatta daha sık sohbetler yapıyoruz. Konuşuyoruz veya dinliyoruz. Bir şeyler öğreniyoruz. Birazdan öğrenmeye de geleceğim inşallah. Yine ahlakın ayrı bir boyutu olarak. O yüzden ahlak devamlı yenilenme ister. Ben artık oldum, ben şu ahlakla ahlaklandım diye bir şey yoktur bile diyebiliriz. Vardır ama sürekli yenilenirse, o konuda tahşidat yapılırsa, bilgi birikimi yapılabilirse, dikkat birikimi yapılabilirse, o işin üzerinde sürekli hassasiyetle durulabilirse, durulduğu ölçüde insan o ahlak ile ahlaklanabilir ve zamanla o insanın buğdu, fıtratının bir buğdu, bir boyutu elbette haline gelebilir. O yüzden devamlı yenilenme diyoruz. Yenilenme ahlakı diyoruz. Yenilenmeye karşı olan, kendisini artık oldum, ben bittim, ben tamam, kemale erdim diyen insandan herhangi böyle bir ahlaki süreklilik beklenemez diyebiliriz. Bu bağlamda sözün buraya getirdiğimizde böyle bir cümle evet kurabiliriz. İnsan devamlı kendisini yenilemeli, sürekli yenilemeli, bildiği şeyleri bile sürekli gönlünde tazelemeli ki o konular hiç pörsümesin, hiç o tazeliğini kaybetmesin ve insan hep terütaze o ahlakı sanki yeni edinmiş gibi kendisinde tutup onu böyle devam ettirebilsin. Yoksa kaybedebiliriz, kaybedebiliriz. O yüzden diyoruz ki ahlak her zaman süreklilik ve yenilenme ister. İkinci husus arkadaşlar, tasavvufu bilmenin yolu tahalluktur. Tasavvufu, manevi hayatı, İslam'ın ruhi hayatını bilmenin yolu tahallüktür, ahlaklanmadır. Yani amel ve ahlak olmaksızın öğrenme diye bir şey olamaz. Öğrenme tamamlanmış olmaz daha doğrusu. O yüzden husus şu, bir tahalluk lazımdır bizlere. Manevi hayatın, hayatı bilmenin yolu tahalluktur, ahlaklanmadır. Hani daha önce de geçti sanırım. Esma-i Hüsna malum, Cenab-ı Hakk'ın isimleri var. İnsan Cenab-ı Hakk'ın esmasını bildiği ölçüde Cenab-ı Hakk'ı tanır, değil mi? Doğru mu? Doğru. Çünkü Üstad Hazretleri'nin ifadesiyle Cenab-ı Hak esmasıyla malum, sıfatlarıyla muhat, zatıyla bir mevcudu meçhuldür. Cenab-ı Hak esmasıyla bilinebilir. Rahman neye tekabül ediyor, ne demek? Eşşafi ne demek? El-Kahhar ne demek? El-Gaffar ne demek? İnsan bunları öğrendikçe Cenab-ı Hakk'ı tanır, değil mi? Evet. Ama şu anda diyoruz ki tam böyle değil. Bu bilgi ile tam Cenab-ı Hakk'ı bilmiş olmuyoruz. Ya bu bilgiyi bizim kendi hayatımıza geçirmemiz, deyim yerinde ise Allah'ın ahlakı ile ahlaklanmamız gerekiyor. Tahalluk derken bunu kastediyoruz. Ahlakın yolu bilmedir. Bilme olduğu müddetçe ahlaklanma olmalıdır ki tamam amel, ahlak, tahalluk birlikteliği meydana gelebilsin. Sadece bilirsek, öğrenirsek ama onunla ahlaklanamazsak, Cenab-ı Hakk'ın mesela Rahman ismiyle, Rahim ismiyle ahlaklanamazsak, şefkatli, merhametli bir insan olamazsak, tam Cenab-ı Hakk'ı tanımış olmayız. O yüzden bilmenin yolu tahalluktur diyoruz. Burada yeri gelmişken
Bir dini terim daha var ama çok önemli gerçekten. Onun üzerinde kısaca duralım, sonra devam edelim. Diğer önemli kelime ise değerli arkadaşlar tahakkuktur. Hani imanımızı taklitten kurtarıp onu böyle daha yukarılara sapasağlam hale getirmeye çalışmalıyız deyip duruyoruz ya. İşte oradaki asıl kelime de aslında tahakkuktur. Sapasağlam hale getirmek. İşte insan akli tevhid üzerinde durur, sonra onu zevki tevhide taşımaya çalışır, yükseltmeye çalışır. Hem marifetini artırır, hem muhabbetini artırır da diyebiliriz. Böylelikle imanını kemalata doğru devam ettirir, yükseltmeye, sapasağlam hale getirmeye devam eder. O süreci devam ettirir. O da temadiye bağlıdır. Nasıl ki biraz önce bilmenin yolu ahlaklanmadır dedik, tahallüktür dedik, imanın kemali de tahakkuktur. İmanın kemali tahakkuktur. Bilmenin ötesi yolu tahalluktur. Tahakkuk ve tahalluk birisi imana bakan yönüyle, ikincisi de ahlakımıza bakan yönüyle, bilmeye bakan yönüyle çok önemli terimlerdir, kavramlardır. İleride Allah nasip ederse, karşımıza çıkarlarsa tekrar üzerlerinde dururuz. O yüzden şöyle bir cümle kurabiliriz. Esma-i Hüsna normal bir Müslüman için ahlak önerme cümleleridir. Ahlak önerme cümleleridir. Biz Esma-i Hüsna'yı öğrenmek için bu dünyaya geldik bile diyebiliriz. O zaman hadi şöyle bir cümle kuralım. Bu dünya bir okuldur. İnanan insanlar, bizler bu okulda öğrencileriz, talebeleriz. Rabbül Alemin ise bu okulun müderrisi, öğretmeni, hocasıdır. Bizim bu dersimizin adı ise arkadaşlar Esma-i Hüsna'dır. Biz bu dünyaya Rabbimizden onun bize öğrettiği, öğreteceği şekilde Esma-i Hüsna'yı öğrenmek için geldik. Cenab-ı Hakk'ın 99 tane mi yoksa yüzlerce mi, binlerce mi, ne kadarsa isimlerini bilmek, onlarla ahlaklanmak, böylelikle Rabbimizi daha iyi bilmek, sıfatlarıyla onu şöyle böyle ihata edebilmek ve o mevcudu meçhulü vicdanımızın, kalbimizin o buğduyla duyup hissedebilmek, aklımızla kalbimizin o buğduyla onu bilebilmek, tanıyabilmek, idrak edebilmek için geldik. Peki. Hatem el-Esan. Hatem el-Esan böyle bir ahlak ortaya koymuş. Ben o biraz önceki olaya gidiyorum şimdi. Ama bu şekilde meşhur olmuş. Fakat herkes anlamış ki orada böyle bir paradoks var. Onu ifade etmek istiyorum. Hatem el-Esan tamam o anda sağır gibi davranmış. Efendim tam duyamadım demiş. Ama onun sağır olmadığını insanlar biliyorlar. Hep öyle davranmamıştır herhalde. Normal hayatını normal devam ettirmiştir. Peki o zaman onun sağır olmadığını o kadıncağız anlayınca üzülmemiş midir? Bu tarafına soru işareti koyup geçeceğiz. Bilmiyorum çünkü sorunun cevabını. Hani yarın bir gün duydu, öğrendi ki kadın meğerse orada sağır değilken sağır gibi davranmış. O yüzden de el-esam diye tamam Hatem sağır Hatem demek yani Türkçesi. Sağır Hatem diye meşhur olmuş. Ama herkes biliyor ki o sağır değil. O anda öyle davranmış. Bu kadının kulağına gitmemiş midir acaba? Kadının kulağına gittiğinde acaba o ya bana karşı böyle o anda davrandı mahcup etmemek için ama meğerse duymuş diye öyle bir mahcubiyeti sonradan yaşatmamış mıdır? Herhalde yaşamıştır. Yani bu sorunun cevabını tam bilmiyorum. Peki. Şöyle bir cümlesi var arkadaşlar. Şeytan ne giyecek? Bana her sabah her gün soruyor diyor. Ne giyeceksin? Ne yiyeceksin? Nerede kalacaksın? Ben de kefenimi giyeceğim, ölümü yiyeceğim, işte kabirde kalacağım derim. Şimdi bu ve buna benzer bize ilk okuduğumuzda arkadaşlar
ilk kulağımıza geldiğinde, duyduğumuzda, öğrendiğimizde bize çok ağır gelebilen cümlelerden bir tanesidir bu. Bu ve benzerlerini bu Kuşeyri eserinde de çok göreceğiz. Zaten görmeye de başladık. Bundan sonra da karşımıza çıkacak bunun gibi cümleler. Başka yerlerde, başka zatlara ait de, başka kitaplarda da bunun gibi dünya kadar böyle yaklaşımlar var, yorumlar var. Hayatı bu şekilde algılamaları var bu zatların. Şöyle diyoruz arkadaşlar, bu bir genelleme söyleyeceksek, genel bir şey ifade edeceksek. Erken dönem züht tezahürleridir bunlar. Malumunuz tasavvuf daha tasavvuf olarak bilinmeden önce bir züht hareketi olarak ortaya çıkmıştır. Dünyaya bir tavır olarak ortaya çıkmıştır. Madem ki bu dünyanın Allah katında bir değeri yok, o üç yüzünden üçüncüsü, dünyanın insanın hevesatına bakan, insanı Allah'tan uzaklaştıran yönüne bakan bir kısmı var, bir yönü var. İşte orası hep ayetlerde ve hadislerde malum zemmediliyor, kınanıyor, ayıplanıyor. Ve bu büyükler, bizim bu üstadlarımız o yönüne bakarak dünyaya karşı bir tavır almışlar. Burada noktalı virgül koyup herkesin çok iyi bildiği şeyi burada bir defa hep beraber hatırlasak nasıl olur? Hani dünyanın üç yüzü var diyor üstad. İhya'da asırlar önce dünyanın üç yüzü var diyen bir zat da olmuş. Gazali de İhya'sında dünyanın üç yüzü var demiş. Beraber mütalaa edelim. Bilinen şeyi hatırlayalım, zararı yok. Bir, üç yüzü var dünyanın. Bir, Cenab-ı Hakk'ın esmasına bakar. Biraz önce üzerine durduk aslında. Cenab-ı Hakk'ın esmasına bakar. Bütün varlık Allah'ın esmasının tecellilerinin, tezahürlerinin neticesinde var olmaktadır. Bediüzzaman'ın ifadesiyle hakaiki eşya Esma-i Hüsna'dan ibarettir. Bu odayı, bu salonu ışığın aydınlatması gibi kesintisiz ışıkla, o lambadan çıkan ışıkla bütün odanın, salonun kesintisiz ama aydınlanması gibi Cenab-ı Hak da kesintisiz olarak esmasını tecelli ettirmekte ve alem var olmaktadır. Var olanlar varlık sahnesine çıkmaktadır. Bunu söyleyince artık kıyametin nasıl kopacağını söylemek çok kolay. Esmasını kesiverecek. Butona basıp da, bizim anahtara basıp da elektriği, ışığı söndürmemiz gibi. Nasıl ışığı söndürünce salon, oda karanlığa kalbuluyor, karanlık oluyor. Cenab-ı Hak da esmasını kesiverince varlık yok oluverecek, kıyamet kopuverecek. Bu kadar basit onun için aslında. Bir düğmeye basma gibi bir şey adeta. Şimdi evet, Cenab-ı Hak esmasıyla malumdur. Bu dünya bizim Esma-i Hüsna dersimizden ibarettir. Onun için buraya geldik. Cenab-ı Hakk'ın esmasını bilebildiğimiz ölçüde bizler varlık nedenimizi, sebebimizi anlayabileceğiz. Dünyanın birinci yüzü bu. Allah işte bu yüzü güzeldir diyor üstad. Bu yüzü güzeldir. Tabii ki zaten hani dedik ya, bunun için zaten buradayız. Onun esmasını öğrenebildiğimiz ölçüde Cenab-ı Hakk'ı daha derinden idrak edebileceğiz ve onun bizi yaratmadaki muradını tahakkuk ettirebileceğiz, gerçekleştirebileceğiz. Yine onun izniyle, onun inayetiyle. Elbette bu yönü güzeldir, ibadettir. İkinci yüzü, dünya ahiretin tarlasıdır, mezrasıdır deniyor malum. Burada ekersin, orada biçersin. Burada ne kadar ekersen orada o kadar biçersin. Bu yüzü de, bu yönü de güzeldir elbette. Ve üçüncüsüne gelince, ifade etmeye çalıştığımız gibi az önce, insanın hevesatına bakan, insanı Allah'tan uzaklaştıran bir yönü vardır dünyanın. Ayetlerde ve hadislerde zemmedilen, kınanan, ayıplanan yönü de işte burasıdır.
İşte bu zatlar, bu o altın nesil diyebileceğimiz Hicri 100-350 gibi o 2-2,5 asırlık zaman sürecinde yaşamış olan o devasa kametler, bizim büyük üstadlarımız, işte o erken dönemde dünyaya karşı bir tavır almışlar. Bizim hafızalarımızı aşan tavırlar sergilemişler. Sadece tavır değil, onu bizzat hayatlarında yaşamışlar. Şehri terk etmişler, medeniyeti terk etmişler, dağlara gitmişler, çöllere gitmişler. Bizim yahu bu kadar da olur mu diyebileceğimiz hayatı yaşamışlar. İşte öyle yaşadıklarından ötürü olsa gerek ki buna inanıyoruz. Aradan 12 asır geçmiş olmasına rağmen, belki daha fazla, biz şimdi onları hayırla yad ediyoruz. Onların hayatlarından, onların söylediklerinden dini anlama adına bir şeyler çıkartıyoruz, idrak etmeye çalışıyoruz. Öyle yaşarsan asırlarca anılırsın işte. Evet, erken tasavvuf dönemi işte zühd dönemi olarak ortaya çıkmış ve insanlar bu şekilde tavır almışlar değerli arkadaşlar. Ellerinden geldiği kadar da o şekilde yaşamışlar. Gerçekten Allah'a tevekkül neymiş? Gerçekten teslimiyet neymiş? Hatta onun daha derini vardır. Fika diye ifade edilir. Pertekse ile fika, işte onu hayatlarına geçirmeye çalışmışlar, gayret etmişler. O da, o Hazret de bunu söylüyor. O ne derse tam tersini diyeceğim. Yani bir muhasebeye kendilerini koymuşlar. Haris el-Muhasibi'de bunu daha detaylı bir şekilde görebileceğiz. O ihtisar Kuşeyri'de yok ama orijinalinde şöyle bir anekdot var arkadaşlar. Bir savaşa çıktım diyor kendisi. Hatem el-Esam'dan bahsediyoruz. Onu söyleyip diğer zata geçelim. Bir savaşa ben çıkmıştım. Bir tane düşman savaşa çıkmış. Demek ki arkadaşlar her zaman çölde yaşamamışlar. Her zaman şehri terk etmemişler. Dağa çıkmamışlar. Evet, öyle dönemler belki olmuş. Ama sonra şehre de gelmişler. Evet, o insanlar halveti tercih etmişler. Yalnız kalmak istemişler. Ama insanlardan da demek ki onu anlıyoruz. %100 bütün de bir ömür boyu da kopmamışlar. Halkın içinde hakla beraber olmayı da kendi hayatları, şartları içerisinde yaşamaya çalışmışlar. Bunu görüyoruz. Diyor ki bir savaşa gitmiştim. Savaş, normal savaşa gitmiş. Neredeyse, hangi savaşsa. Bir tane düşman diyor benim üzerime geldi, benim üzerime çıktı. O diyor bunu, beni öldürmekle böyle yaka paça olmuşken ben diyor Allah'ın benim hakkımdaki hükmüne odaklanmıştım. Acaba olay nasıl gerçekleşecek? Bize kalsa değil mi? Bencileyin can havliyle yapma etme falan deriz. Kendimizi kurtarmaya çalışırız falan. Neler düşünürüz acaba o anda, neler düşünürüz? O ne düşünüyormuş? Allah acaba benim hakkımda neyi murat buyurdu? Yani ne olacak? Olaylar nasıl gelişecek? Rabbül Alemin'in hükmü nedir benim hakkımda? Tam diyor ben bunları düşünürken bir tane ok diyor geldi diyor, o ona saplandı düşmanıma, onu işte öldürdü, üzerimden işte düştü falan diyor. Yani Allah'ı unutmama adına konuşabiliriz arkadaşlar. Elimizden gelen şeyleri bu konuda hiçbir zaman geri bırakmadan üzerimize düşen şeyleri yapmak durumundayız. Peki, Hatem el-Esam'ın bizlere hatırlattığı şeyler bunlar arkadaşlar. Biz Haris el-Muhasibi'ye devam edelim. Süremiz bitinceye kadar inşallah bir 20 dakikada onun üzerinde durmaya çalışalım. Haris el-Muhasibi arkadaşlar Basralı, 243'te vefat etmiş. Basralı ama Bağdat'ta vefat etmiş. Bu zat çok önemlidir arkadaşlar diğerleri gibi. Onu diğerlerinden ayıran özelliği ise erken dönemde kitaplarının olmasıdır. Erken dönemde kitaplar kaleme almıştır. Hatta onlardan en meşhuru Er-Riaye li Hukukillah adlı eseridir ki
O zatı bu eseri hocamıza talebeleriyle okumuştu zamanında. Bu zat Haris el-Muhasibi kelamın ve tasavvufun kurucularından sayılır. Kalem erbabı olduğundan, kalem sahibi olduğundan ötürü kelamın ve tasavvufun kurucularından sayılır. Erken dönemde kitaplar ele almıştır. Nefis muhasebesi ile alakalı o titizliğinden dolayı kendisine muhasibi denmiş. Muhasebeyi çok yapmış kendi hayatında. Muhasebe arkadaşlar, sadece şöyle bir cümle kurup devam edeyim. Muhasebeyi biz sadece aslında menfi olarak anlarız. Yani sadece işte günahlardan tevbe etme, istiğfarda bulunma, hatalarımızı telafi etme şeklinde anlarız tevbeyi. Muhasebeyi. Halbuki onun bir kanadıdır. Muhasebe zülcenaheyndir değerli arkadaşlar. Onun iki yönü vardır, iki kanadı vardır. Evet, kanatlardan bir tanesi işin negatif yönünü ifade eden günahlar ve onun neticesinde tevbe ve telafi etme diyelim. Ama bu kanadında ise şükür vardır arkadaşlar. Yani insanın kendisini muhasebeye tabi tutması sadece hatalarını, günahlarını, eksikliklerini düşünüp de tevbeye sarılması değildir. O bir kanadıdır. Öbür kanadında ise kendisi sahiplenmese bile, kendisinden olmadığını bilse, buna inansa bile, ki öyle olmalıdır, ama kendisinde tezahür eden Allah'ın güzelliklerini görüp o ibadet mi, o bir hizmet mi, o neyse, o hayırlı şey neyse, işte onu da görüp görmezlikten gelmemesi değil, onu görüp şükürle, şükranla, minnettarlıkla, medyuniyetle iki büklüm olması ve öbür kanadını da deyim yerinde ise çalıştırmasıdır. İşte muhasebenin böyle bir yönü vardır. Güzellikleri görür insan, şükreder, hatalarını görür, tevbeye sığınır. Böylelikle zülcenaheyn iki kanatlıdır. Kanatlarını çırpar, pervaz eder ve Allah'a yükselir. İşte Haris el-Muhasibi bu yönüyle öne çıktığından ötürü arkadaşlar ona Haris el-Muhasibi denmiş. Mu'tezile'nin merkezi Basra'da doğmuş büyümüş arkadaşlar. Babasının da bu mezhebi benimsemiş olması ihtimali üzerinde duruluyor. O yüzden Mu'tezili denilen bu itikadi mezhebi, günümüzde belki neo-Mu'teziler vardır ama Ehl-i Sünnet vel Cemaat'in büyüklüğü karşısında çok tutunamamış, akıllı çok öne çıkarmış, Cenab-ı Hakk'ı tenzih ediyorum derken değişik böyle ifratlara, tefritlere savrulmuş bir itikadi mezheptir bu. O yüzden yakından tanımış, hatta babası da onlara müntesip olduğundan ötürü, ki kaderiye de denir bir yönüyle bunlara, mezhebinden olduğu için babasından kalan 70 bin dirhemi, yani çok yüksek bir rakamı, tam 70 bin mi, saydılar mı? Yani belki kesretten kinaye olarak onu söylüyorlardır. Onu kabul etmemiş ve fakirane yaşamış. Yani zengin bir ailenin çocuğu imiş Haris el-Muhasibi. Ama babasından kalan o mirası, babasının itikadında problemler gördüğünden ötürü kendisine göre kabul etmemiş ve fakirane bir hayatı tercih etmiş. İlk başlarda o da biraz önceki gibi, Hatem el-Esam gibi katı bir züht anlayışına sahipmiş arkadaşlar. Ama sonra bu yaklaşımında değişiklik olmuş. Ve hani bizim Kalbin Zümrüt Tepelerinde öğrendiğimiz o züht anlayışı vardır ya, hani orada hocamız da ifade ederken aslında hani kendisine ait değil, aslında üstada da ait değil. Hatta orada Süfyan-ı Sevri'nin adını zikreder. Süfyan-ı Sevri gibi zatların da dediği gibi der. Aslında Ebu'l-Haris el-Muhasibi Hazretleri de onu söylemiş. Yani dünyayı kesben değil,
kalben terk etmektir zühd. O anlayışa kendisi de zaman içerisinde varmış. Hatem el-Esam gibi gerçekten katı olarak başlamış ama sonra mevzuyu bu şekilde yumuşatmış. Öyle bir geçiş süreci yaşamış. Esas ona göre tehlikeli olan insanın dünyaya sahip olması değil, kalbindeki mal sevgisi tehlikelidir demiş el-Muhasibi Hazretleri. Şunu da söyleyelim, sonra bir cümlesi var, onu ifade edip inşallah programımızı sonlandıralım bugün için. Muhasibi, rıza denilen bir kavram var malumunuz. Onu makam değil, hal olarak kabul etmiş. Benim duraksamam da şundandı, hal diyecektim ama hal değil diyor, makam diyor. Normalde rıza makam diye bilinir. Yani biz rıza deyince hep Allah'ın bizden razı olmasını düşünürüz ya, ilk aklımıza o gelir ya, acaba Allah bizden razı mı? Ben şu anda Allah'ı razı edebilen bir iş mi yapıyorum? Ben ibadet ederken Allah'ı razı eden bir iş mi yapıyorum? Tabii ki bu önemlidir ya. Ama hani bunun bir de başka türlüsü vardır. Acaba ben Allah'tan razı mıyım? Onun benimle alakalı takdirleri var. O bana güzellikler nasip ediyor. O bana aynı zamanda beni imtihan ediyor. Test ediyor beni. Ben güzelliklere mazhar olduğum gibi hastalıklar da yaşıyorum. Maddi manevi bunalımlar, sıkıntılar da yaşıyorum. Kendimle alakalı, etrafımdaki insanlarla alakalı problemler yaşıyorum. Peki acaba ben bütün bunlardan razı mıyım? Allah'ın takdirlerine karşı boynumuz gerçekten kıldan ince mi? Biz burada işin neresinde duruyoruz? İşte rızayı bu şekilde özetleyebiliriz. Sonra yeri gelince üzerinde bir bölüm olarak, ayrıca bir ders olarak inşallah duracağız nasip olursa. İşte muhasibi rızayı bir makam olarak değil, hal olarak görüyormuş. Peki makam nedir, hal nedir arkadaşlar? Malum olan şeyi kısaca tekrar edeyim. Hal, şu an manasına geliyor. Hal, şu anda hali yaşıyoruz. Geçmişe mazi, geleceğe istikbal, şu ana hal deniyor. Ve Cenab-ı Hakk'ın bizim irademiz dışında bize göndermiş olduğu o varide, göndermiş olduğu o akıttığı şey neyse, o his, o duyuş neyse ona hal diyoruz. Mesela bir genişlik lütfeder. Vicdanımızda böyle, kalbimizde, gönlümüzde bir genişlik hissederiz. İşte ona bast deniyor mesela. Veya tam tersi olur. Böyle bir içimiz daralır böyle. Kendi kendimize sığamayız böyle. İçimiz daralır. Bir şey bize almamaya başlarız hiçbir şeyden gibi mesela. Buna da malum kabız deniyor. Cenab-ı Hak adeta avucuna, ki avuç da kabız demek Arapçada malum. Hani kabza derler mesela, silahın falan tutulduğu yere kabza denir. Hani elle, avuçla tutulduğundan ötürü. Cenab-ı Hak bazen böyle adeta Cenab-ı Hakk'ın eli ayağı olmaz. Cenab-ı Hak adeta böyle kabzasını alır bizi, avucunu alır ve bizi böyle sıkar adeta. İşte o yüzden ona kabz hali denmiş. İşte bunlar haldir. Biz o hali yaşamak istemeyiz aslında. Ama işte her nefes bir imtihan olduğundan ötürü Cenab-ı Hak onu bize verir, bakalım ne yapacak. Kabzı verir, bakalım ne yapacak. Bastı verir, bakalım ne yapacak. İşte bir de makam vardır arkadaşlar. Makam, insanın iradesiyle elde ettiği, işte adı üzerinde, o makamdır, o seviyenin adıdır. Mesela bir insan Cenab-ı Hakk'a sürekli yönelebilir. Hani tevbe Cenab-ı Hakk'a rücudur ya, ona bir yöneliş, ona bir dönüştür ya. İşte insan o tevbeyi bir makam haline getirebilir. Çünkü tevbe bir makamdır. Sürekli olarak insan iradesiyle onu tutabilir. Sürekli olarak iradesine yüklenerek, sabrına yüklenerek Cenab-ı Hakk'a teveccüh edebilir. Hep ona dönük olarak yaşayabilir. Bunu kendi iradesiyle, Allah'ın izniyle elbette başarabilir. İşte buna makam deniyor. Hal budur,
Makam mutbudur. Halin başka bir derinliği daha vardır ama o onu kendi yerine, özel o hal dersine inşallah bırakalım. Şimdi muhasebi rızayı makam olarak değil de hal olarak kabul etmiş ve rıza mezhebinin kurucusu olarak kayıtlara geçmiş arkadaşlar. Peki onun bir cümlesini okuyalım hep beraber. Diyor ki kendisi, o muhtasarda da var: kim sürekli Allah'ı murakabe ederek ve ihlaslı davranarak batınını tasih ederse, sağlam ve doğru tutarsa, Allah da onun zahirini nefisle mücadele ve sünnete uyma sayesinde tezyin eder, süsler. Evet, bir batın var arkadaşlar, bir de zahir var. İç dış diye böyle basit bir Türkçe ile de mealini verebiliriz bunun. Şimdi deniyor ki burada, kim batınını murakabe ve ihlasla tasih ederse, batında olması gereken murakabe ve ihlasmış. Diğerleri de var da burada o iki özelliği nazara veriyor. Murakabe arkadaşlar, malum olunduğu üzere, insanın her zaman Cenab-ı Hak tarafından görülüyor, biliniyor, kaydediliyor, şuuruyla yaşamasının adıdır. Kalbin zümrüt tepelerinde geçtiği üzere. İnsanın her zaman Allah tarafından görülüyor, işitiliyor ve kaydediliyor olması bilinciyle, şuuruyla yaşamasıdır. Ve huve ma'akum eynema küntüm, varsa şayet, Hadid suresinde geçtiği üzere, siz nerede olursanız olun, o sizinle beraberdir. Bu bir hakikatse, ki ne demek elbette. Maiyet denilen bir şey varsa, yani biz hep Allah Celle Celaluhu ile berabersek, o hep bizimle beraberse, bize şah damarımızdan daha yakınsa, bize bizden daha yakınsa, bizi de amellerimizi de yaratan o ise, işte insanın bu hakikatleri hep zihninde taze tutması. Tahakkuk kelimesine de tekrar dönmeyelim. Sadece adını zikredip geçelim. İşte o tahakkuku gerçekleştirmeye çalışması, hep onu tazeleyip durması kendi kalbinde ve bir murakabe insanı olması. Allah benimle beraber, beni görüyor, beni duyuyor, her halimi kaydediyor. Öyleyse ben de ona göre davranayım, ona göre hareket edeyim derse, batınında, içinde bunu gerçekleştiriyor, kalbinde bunu gerçekleştiriyor ve ihlaslı olursa. Arkadaşlar, hani biraz önce geçen ayetler aslında tevafuk oldu, tam düşünmemiştim. Hani bizi de amellerimizi de yaratan Allah'tır ya, bu düşünce insanı la fa'ile illallah'a götürür. Allah'tan başka fa'il yoktur. Bunu bu şekilde biz de kabul ediyoruz, inanıyoruz değil mi? İnsanın cüz-i iradesi mahfuz bu arada. Bir cüz-i irade vermiş. Şuradaki suyu ben içebilirim veya içmeyebilirim. Bu bana bağlıdır değil mi? Bu benim irademle alakalı bir şeydir. İster içerim, ister içmem. Bu kadar mevzu basit ve nettir. Onu buraya koyuyoruz. Evet, cüz-i irade vardır. Allah, insan bir şeyi ister, Allah onu yaratır. Amin. Ama bununla birlikte bir de bizi de amellerimizi de yaratan Cenab-ı Hak'tır ayetinden hareketle la fa'ile illallah vardır. Allah'tan başka bir işi yapan, eden yoktur. Hani vaazlarda dinledik ya, ben yaptım, ben ettim, haşa, şirk kokan ifadeler bunlar. Yapan oydu, eden oydu ya. Bu sadece böyle insanları bir vaaz üslubuyla, hamasetle söylenmiş, insanları böyle harekete geçirmek için, insanların o duygularını böyle kabartmak için söylenmiş sözler değil. Hakikatin ta kendisidir arkadaşlar. Allah'tan başka fail, yapan, eden yoktur. Peki, bunun şimdi ihlasla ne alakası var? Şöyle bir alakası var. Buna itirazı eden bizim egomuzdur arkadaşlar. Bir taraftan la fa ile illallah deriz
Allah'tan başka fail yoktur deriz. Ama öbür taraftan da bizim egomuz ben yaptım der. Ben ettim der. Bu hizmeti ben ettim. Bu namazı ben kıldım. Bu zekatı ben verdim. Bu fedakarlığı ben ettim der. İşte arkadaşlar, ihlas insandaki bu egonun içinin boşaltılmasıdır. Hayır, senin hiç alakan yok. Hayırlı bir işi yapmaya muvaffak olduysan sen bunu yapmadın ey benim egom, ey benim enaniyetim, ey benim benliğim. Bunu sen yapmadın. Bunu yapan Allah'tır. Çünkü Allah'tan başka fail yoktur. İşte derinlemesine ihlas bu demektir değerli arkadaşlar. Egonun içinin boşaltılması, kalbin bölünmeden Allah'a bakmasının adıdır ihlas. Şimdi cümleye dönelim. Diyor ki, kim sürekli, öyle kesintili değil, sürekli Allah'ı murakabe eder, ihlaslı davranırsa, batınını bu şekilde sağlam ve doğru tutarsa, devamlı böyle o gayret içerisinde olur, hep tasih ederse, Allah da onun zahirini nefisle mücadele ile süslermiş. Yani nefisiyle mücadelede onu muvaffak kılarmış ve sünnete uymayı da ona müyesser edermiş. Sünnet-i seniyyeye tam riayet istiyorsak demek ki tersinden mefhumu muhalifi diyorlar. Öyle diyelim, mefhumu muhalifiyle yaklaşacaksak insan böyle yaparsa ihlaslı olabilir, bir murakabe insanı haline gelebilirse Cenab-ı Hak da onu nefsiyle mücadelede muvaffak eder ve onu sünnet-i riayette de onu muvaffak edermiş. Tabii ki bitiriyoruz. Tabii ki Kuşeyri Hazretleri'nin onu Haris el-Muhasibi'nin bu sözünü alması da manidar. Hani hep demeye çalıştığımız gibi o sünni bir tasavvufu nazarlara veriyordu. Tasavvufa ait girmiş olan ama tasavvufa ait olmayan o çeri, çöpü ayırma adına bir mücadele veriyordu. O yüzden de bu zatların bu türlü cümlelerini de irade olarak bilerek kendi eserine de elbette işte bu niyetle alıyordu. Peki inşallah bu programımızı burada sonlandıralım. Haftaya inşallah başka bir zatla tasavvufu, İslam'ın ruhi hayatını, ruhi boyutunu anlamaya, idrak etmeye, hep beraber mütalaa etmeye devam ederiz. Allah'a